Voleybolda yeni sezonun başlamasına artık çok kısa bir süre kaldı. Biz de TRT Spor ve TRT Spor Yıldız olarak özel röportajlarımıza devam ediyoruz ve yanımda da şu anda çok özel bir konuğum, Vakıfbank'ın yeni kaptanı, başarılı orta oyuncusu Zehra Güneş var. Zehra, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Zehra, yeni bir sezon, 2024-2025 sezonu başlıyor artık. Yeni sezona dair, yeni hedeflere dair neler söylersin? Bunlarla başlayalım. Öncelikle kendime, takım arkadaşlarıma, rakiplerimize, milli takım arkadaşlarıma çok sağlıklı, sakatlıktan uzak bir sezon diliyorum. Umarım çok mutlu, voleybolun seyir zevki çok yüksek bir voleybol izleriz bu sezon dahilinde. Çok güzel, mücadeleci, ruhu yüksek bir sezon olacağını düşünüyorum. Çünkü bütün takımlar birbirlerine çok yakınlar. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Yeni isimler de var, yeni takviyeler de var. Şu zamanda çalıştığınız süreçteki havayı, takımdaki havayı nasıl görüyorsun? Bu sezon takım çok genç, çok dinamik, çok güzel bir enerji var gerçekten. Uzun süredir hissetmeyi özlediğim bir enerji diyebilirim. Umarım çok güzel işler yapacağız birlikte. Benim için de çok farklı bir sene. Umarım hepsine yardımcı olabilirim. Çok güzel, unutulmaz bir sene geçiririz. Zehra, 12 yaşında kapısından girdiğin bir kulüp var. Ve bu kulüpte artık kaptansın. Bir hayaldi, hayal gerçekleşti. O anlarda bu haberi aldığında, bu sana iletildiğinde neler hissettin? Bu kulübün kaptanı olmak nasıl hissettiriyor? Zaten her zaman hayallerimden biriydi söylediğiniz gibi. Küçüklükten beri bu takımdayken hep Gözde abla örnek gösterilirdi bize bir Türk olarak. Önüne yabancı geldiği zaman bile mücadeleyi, savaşmayı bırakmadığını ve onun yerine geçebilmek için elinden gelen her şeyi yaptığını ve her zaman da yapıyordu. Her röportajımda söylerim, onunla oynayan son jenerasyon olduğum için kendimi çok şanslı, oynayamayanlar için de çok üzgün hissediyorum. Çünkü hala arada sırada konuştuğumuzda, maçlardan sonra konuştuğumuzda kendimi kötü hissettiğimde aradığımda, zaten Gözde abla arar beni, aradığımda her cümlesinde öğrendiğim bir şey oldu. O yüzden hep onun gibi birisi olmak isterdim. Karakter olarak, sahada duruş olarak. Şu an o adımların ilkindeyim. Umarım kariyerimde, bu yolda bana onun gibi uğurlu gelir, güzel gelir. Unutulmaz olur benim için. Daha yeni bir video da yayınlandı kaptanlığına dair. Gözde Kırdar ve Melis Gülkaynak gibi iki önemli ismin formaları burada asılı durumda. Sen de kaptansın. Kendi formanın burada asılı olduğunu düşündüğünde, o hayali kurduğunda neler yaşıyorsun? Bu yönetimin, Giovanni'nin, Vakıfbank gibi kocaman, çok büyük bir ailenin verdiği bir karar. Gerçekten böyle oyuncuların bence bir noktada onur edilmesi gerekiyor. Bence Melis abla da Gözde abla da çok büyük isimler ve Vakıfbank'a çok fazla emek vermiş insanlar. Sonuna kadar hak ediyorlardı. Bence kimseye bir şey söylemek düşmez bu konu hakkında. Bir gün umarım benim de formam orada asılı olur ve Vakıfbank'ın çatısı altında ne kadar değerli olduğumu bir kez daha ölümsüzleştirmiş oluruz. Bununla bağlantılı olarak hani hayal dedik, en büyük hayalin gerçekleşti diyebilir miyiz? Bu hedeflerine, kariyer planlamana dair neler söylersin? Bu kaptanlıkta sonuç olarak çok güzel bir hayalde gerçekleşti. Yani bu soruyu Eylül 2024'te cevapladığıma göre Mayıs 2025'te bitse sezon, bu zamana kadar cevap vereyim bu konuya. Alabildiğim kadar kupa almak istiyorum. Çünkü çok özel bir sezon, bizim için de çok genciz. Kaptanlığımın ilk senesi. Her biri unutulmaz olacak bence benim için. O yüzden takım da buna alışmaya çalışıyor ve mentalitesini buna göre yerleştirmeye çalışıyor. O yüzden 2025'e kadar alabildiğim kadar kupa almak istiyorum. Peki şunu sormak istiyorum. Bir röportajında Vakıfbank'ta kaptan olarak bitirmek istiyorum diye bir demecin de var. Bu kulüpte artık çok daha uzun bir kariyer seni bekliyor ama bu kulüpte bitirmeye dair, kariyerini bitirmeye dair neler söylersin? Bir Avrupa hedefi herkesin her zaman vardır ama sen neler söylersin? Şöyle, daha 25 yaşındayım ve hayallerimin daha ilk adımındayım dediğim gibi. Zaman ne gösterir hiçbir zaman bilemeyiz. Ama daha voleybolu bırakmaya konuşacak çok zamanım var diye düşünüyorum. O yüzden
şu andan zevk alıp anı yaşamayı tercih ediyorum diyebilirim. Zehra, yazın milli takım döneminde şanssız sakatlıklar geçirdin. Şu an kendini nasıl hissediyorsun, ne seviyedesin? Şöyle, hatta bunu da Gözde abla öğretmişti. Gözde abla bana demişti ki, sakatlıklar insanı büyütür Zehra demişti. Bunu aynı şekilde Eda abla da söylemişti bana milli takımdayken. İlk başta çok küçük olduğum için anlamamıştım ne olduğunu. Omuz sakatlığı geçirdim. Sonra diz sakatlığı geçince bu iki senede mental olarak ilerlediğim süreç, dayanıklılığım, pes etme işim ve olaylara bakış açımın nasıl değiştiğini kendimde gerçekten fark edebiliyorum artık. Çünkü nasıl desem, bir kötü antrenmanda kafaya takan Zehra'la şu anki bakış açısı olan Zehra çok farklı yerlerde. Çünkü biz sakatlandığımızda, sahaya geri döndüğümüzde siz sadece bizim maçtaki performansımı görüyorsunuz. O yüzden birazcık da sosyal medyada o dönemi aktif kullanmak istedim ki insanlar anlayabilsin sakat sporcular nasıl yaşıyorlar diye. Sizin gördüğünüz aslında yani fizik tedaviden öte bir şey sporcuların yaptığı ve bir turnuvaya yetişme aşamasında olanlar. O yüzden aslında tedavi sürecinde iyileşmekten çok büyüyorsun bence. O yüzden yaz sezonu benim için çok başkaydı. Olimpiyatlara yetişebildiğim için de inanılmaz mutluydum. Keşke sonu madalyayla gelseydi, ülkemizi çok iyi yerlerde temsil edebilseydik. Tabii ki de hedefimiz madalya olarak, kürsüye çıkmak olarak oraya gittik. Ama sonuçta ilk defa yarı final oynadık. Ben sonunda Türkiye'nin adının kürsüde anılacağına ve madalyayla geri dönebileceğimize inanıyorum. Çünkü olimpiyat çok büyük bir platform. Ve insanlar senelerini, yıllarını veriyorlar orada performans sergileyebilmek için. 1+1=2 olmuyor yani. Ben oraya gittiğimde anlamıştım bunu. Çünkü alakasız bir takım bile çıktığı zaman sonuna kadar mücadelesini verip çok farklı sonuçlar doğurabiliyor. O yüzden de yaz sürecim benim olimpiyatlara yetişmekti. Performansımı geride bırakıp, yani biliyordum sonuçta %100 performansımı sergileyemeyeceğimi ama en sonunda dedim ki Zehra, sen sahada olup potansiyelini ve enerjinin %100'ünü verdiğinde, en azından geriye dönüp baktığında arkadaşlarına suratına bir tane gülümseme konulabildiysen bu hedeflerinden bir tanesiydi senin. O yüzden kendi adıma çok mutluyum. Çünkü çok büyük bir şey başardım. Ama daha da büyük bir şey başarabilirdik. Onun için üzgünüm. Bir sonraki olimpiyatlara daha gencim, daha olimpiyat görebilirim diye düşünüyorum. Bir sonraki olimpiyatlarda madalyayla döneceğimize eminim. Yani sen çok pozitif bir insansın. Ben de bunu hani sizi yakından takip ediyorum, her zaman hissediyorum. Sen de biraz değindin ama bu sosyal medyada hep göz önünde olmanın verdiği bir baskı da var. Sen bu yani baskıyı cidden hissediyor musun? Veya bunu yönetmekle alakalı yaptığın bir şeyler var mı? Çünkü sosyal medya bu dönemde günümüz dünyasında çok göz önünde olan bir şey. İnsanlar çok rahat şekilde eleştirebiliyor, övebiliyor. Bu süreçler sizde nasıl bir etki oluşturuyor? Şöyle söyleyebilirim. Bizim sahada yaşadığımız baskı, hayatımızda yaşadığımız baskı bunlardan çok daha büyük. Ve biz ne yazık ki çok küçük yaşta buna maruz kalmaya alıştık. Ebrar, ben, Hande. 17 yaşından beri bunlarla savaşıyoruz. Ve bir noktada burada kalmak istiyorsan, çok yüksek seviyede voleybol oynamak istiyorsan bunları dışarıda bırakman gerekiyor. Çünkü bunlar sahada sana etki etmeyen faktörler olması gerekiyor. Dış faktörleri kendinden uzakta tutmayı başarabildiğin zaman aslında başarılı oluyorsun diyebilirim. Çok büyük bir mental kuvvet gerektiriyor. Ama onlardan gelen bir baskıyı hissetmiyorum. Çünkü biz buradayız ve işimizi yapıyoruz. Bugün konuşacaklar, yarın konuşmayacaklar. O yüzden ben hala işimi yapmaya devam edeceğim. Pek bir baskı oluşturmuyor orası bana. Çünkü hayatta gerçek hedeflerim, gerçek hayallerim ve bunun uğruna verdiğim fedakarlıklar var. İsmini bile bilmediğim bir insanın bana baskı yaratmasına izin vermiyorum diyebilirim. Peki bununla bağlantılı şunu sorayım. Şu ana kadarki kariyerinde kendinle en çok gurur duyduğun an, aldığın en güzel övgü neydi? Bununla dair ne söylersin? En çok gurur duyduğum an. Hayallerimi gerçekleştirdiğimi anladığım andı.
yavaş yavaş, yani bir sürü hayal. Mesela bu hayallerimin bir adımıydı kaptan olmak ve kaptan olabilmeyi hak etmek. Ve bunu anladığım an, bu gurur duyduğum anlardan biriydi. Olimpiyatlara gitmek bu biriydi. Hani en çok gurur duyduğum anı şu an söylesem belki seneye değişir. O yüzden hayallerimi gerçekleştirdiğim an, evet kızım yaptın diyebildiğim zamanlar oluyor genelde. Peki bu kariyerde oyuncular için, senin için en büyük korku ne oluyor? Sakatlıklar oluyor, bir sürü mücadele içindesiniz, çok uzun sezonlar yaşanıyor. Senin en büyük korkun bu zamana kadar ne oldu? Çoğu oyuncu mesela sakatlık diyebiliyor. Çok yanlış kişiye sordunuz bunu. Çünkü korku seni kısıtlayan bir şey bence. Tabii ki de insanın korkuları olur, kaygıları olur. Ama bence bu alana girdiğin zaman kendi potansiyelinden çok uzaklaşıyorsun. O yüzden kaybetmişim, kazanmışım, sakatlanmışım, yine geri dönebilirim. Sonuçta inşa ettiğim bir şey var ve ben onu ben yaptım. Yani oradan bir parça çekip yıkılsa da ben yine onu yapabilirim mentalitesi bende çok yüksek. O yüzden en büyük korku duyduğum bir şey yok açıkçası. Peki Giovanni Guidetti ile, belki kendini bildin bile, Giovanni Guidetti ile çalışıyorsun zaten. Uzun süre aynı baş antrenörle çalışmanın etkisini nasıl değerlendiriyorsun, nasıl görüyorsun? Evet, uzun süre gerçekten, 8 sezon. Giovanni benim için hep farklı, hep de farklı kalacak bunu. İleriki günlerde, ileriki sezonlarda, farklı durumlarda bile olsak bu değişmeyecek. Çünkü bu böyleydi ve biz yarattık bunu. Çok farklı bir kişilik. Sürekli öğretmeye, sürekli yanındaki insana bir şeyler katmaya odaklı bir insan. Ben de bunu çok severim. O yüzden de çok iyi anlaşıyoruz bence. Çünkü sürekli bir şeyler öğrenmek isterim. Yeni bir şey mi varmış? Evet, deneyeyim mentalitesindeyim hep. Giovanni de böyle bir insan olduğu için bence çok iyi anlaşıyoruz. Ama öğrenmeye açık değil de, nasıl desem, doğrucu insanlarda, hani hep ben doğru olayım veya nasıl desem, anlaşamayan insanlarla Giovanni'nin anlaşabilmesi birazcık sıkıntı olabilir. Çünkü iyiysen bile kızar sahada. Çünkü bilir potansiyelinde, eğer bunu yapabiliyorsan daha iyisini yapabilirsin. Bu mentaliteyi anladığın zaman Giovanni ile çok iyi anlaşıyorsun bence. Son olarak şunu sorayım, belki klasik bir soru ama senin de belirttiğin gibi, yani artık çok uzaktaki bir insan bile seni izleyebiliyor, seni örnek alabiliyor. Küçük yaştaki insanların seni örnek alabilmesi, sende kariyerinde nasıl bir şekillendirme, ilerleme gösteriyor? Çünkü sen de onları düşünüyorsun. Sahada yaptığın bir hareket bile onlara örnek alabileceği bir şey olabiliyor. Bunun için her söylersin. Çocukları hiçbir zaman geri çevirmemeye çalışıyorum. Çünkü taraftarlarımız, bizi destekleyenler her zaman yanımızda olmaya çalışıyor. Anlıyorum ama ağrımız oluyor, maç kaybediyoruz. Maç kazanıyoruz veya kafamızda başka bir şey oluyor. Kendi özel hayatımızda problemler oluyor. Bazen onlara yeteri kadar vakit ayıramıyoruz bütün sporcular olarak. Çünkü bu insanın doğasında olan bir şey bence. Üzgünken aslında onu yapmamızın yanlış olduğunu algılıyoruz. Ama sahaya gelen, tribünde bizi desteklemeye gelen küçücük bir çocuğun bizim yenmemizin veya yenilmemizin umurunda olmadığını daha yeni farkına varıyorum ben açıkçası. Onu sadece, nasıl desem, bana dokunabilmek, benimle bir fotoğraf çekilebilmek, benden bir imza alabilmek hayatında çok büyük bir nokta oluyor belki onun için. Herkese anlattığı ve hayatı boyunca unutmayacağı bir şey oluyor. Bunun farkındalığını kazandığımdan beri herkesi kırmamaya çalışıyorum. Genelde çocukları hiç kırmam zaten, çünkü onlardan gelen sevgi ve hayranlığın çok saf olduğunu biliyorum. Ve sana bir noktada çok pozitif bir şekilde etkileyebileceğini biliyorum. O yüzden çocuklar benim için çok ayrı bir yerde. Beni görünce ağlayanlara kızıyorum mesela. Üzülmelerini istemiyorum. Onların da heyecanını, hissettiklerini anlayabiliyorum. Çünkü biz de o yollardan geldik. Yakında onlarla çok zaman geçirebileceğim bir şey yapmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Bir ipucu var mı? Göreceğiz hep birlikte.
Zehra, çok teşekkür ediyorum. Çok samimi, çok güzel cevaplar. Sana da başarılar diliyorum. Ben çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, bugün Vakıfbank'ın yeni kaptanı, başarılı orta oyuncusu Zehra Güneş'le birlikteydik. Voleybol severlerle, spor severlerle buluştuk. Özel röportajlarımız oldukça da TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarında olmaya devam edeceğiz.